Herkese merhabalar sevgili izleyenler. Bugün yine Türk Haber TV ekranlarında sizlerleyiz. Türk televizyon tarihinin ilk ve tek astroloji programı olan Galaksi Rehberi'nde yine sizlerle her pazartesi olduğu gibi haftalık burç yorumlarına bakacağız. Haftanın astrolojik genel olarak neler var gökyüzünde, ne yapmamız lazım, hangi günlere dikkat etmemiz lazım, hangi konularda önlem almamız lazım, sizlere bunları anlatıyor olacağım. Bilmeyenler için tekrar hatırlatayım, ben astrolog Tuğçenur Özay. Sizler için her cuma günü sosyal medyadan göndermiş olduğunuz soruları burada yanıtlıyorum Tuğçe'ye sor bölümünde. Bakıldığı zaman sizlerden böyle aşağıda bir sosyal medya hesabı paylaştık sizlerle. Oraya sorularınızı gönderebilirsiniz. Aralarından seçtiğimiz soruları cuma günleri yanıtlıyorum. Bunu da şöyle bir hatırlatmış olayım. O zaman bu hafta genelinde neler bizi bekliyor? Önce haftanın önemli günlerinden konuşacağız, kullanışlı günlerinden. Hangi günü ne için değerlendirebilirsiniz? Sonra haftanın önemli gökyüzü olaylarından bahsedeceğiz. Bu gökyüzü olaylarında nelere dikkat etmek lazım? Bunları nasıl değerlendirebiliriz? Ve burçlara etkilerini anlatacağız ve programımızı sonlandıracağız. O zaman vakit kaybetmeden Astrovizyon'la başlayalım. Evet, haftanın önemli günleri yani kullanışlı tarihleri, günleri nelermiş sizlerle birazcık onlardan bahsedelim. Bu eleksiyon dediğimiz bir teknikle hazırlanan bir liste aslında. Astrologlar bir şey için en doğru zamanı tespit ederler. Çünkü bizler için işlerin an kalitesi çok önemli. Bir işe hangi anda başlarsanız, nasıl bir an kalitesiyle başlarsanız o işin devamlılığı da aynı an kalitesiyle olacaktır. O yüzden hani sevgililik tarihi, bir işe başlama tarihi, bir seyahat tarihi, bir şehre ilk giriş tarihi, bunlar çok önemlidir çünkü hep aynı an enerjisini bünyesinde barındırarak devam ederler. Ve bizim de o en kaliteli anı seçtiğimiz tekniğe eleksiyon tekniği deniyor. Ve ben de sizin için birkaç eleksiyonda bulundum. Örneğin saçının daha hızlı uzaması için kestirmenin en uygun olacağı tarihler 14-15 Mayıs tarihleri. Bu tarihlerde saçınızı kestirdiğinizde daha gür ve daha hızlı uzamasını sağlayabilirsiniz. Saç şekillendirme işlemleri için yine 14-10 Mayıs. Burada perma olabilir, düzleştirici olabilir. Ama boyadan bahsetmiyorum. Sadece saç şekillendirme, kalıcı şekillendirme işlemlerinden bahsediyorum. Aynı zamanda tarım ve toprak işleri için bakın. Burası önemli. 16-17 Mayıs. Burada ektiğiniz tohumlar daha bereketli şey verir, sonuç verir, hasat verir. Öyle diyeyim. Bitkiler daha hızlı büyür. Bununla birlikte daha hani yaptığınız işlerden daha çok verim alırsınız. 16-17 Mayıs'ı da toprak işleri, tarım işleri, bahçe işleri için kullanabilirsiniz. Ağız ve diş bakımı işlemleri için hani bir kanal tedavisi, bir diş beyazlatma, ne bileyim işte bir diş taşı temizletmek, dolgu, diş dolgusu. Bunlar için de yine 16-17-18 Mayıs'ı kullanabilirsiniz. En azından hani işten verim almanızı sağlayacaktır, memnun kalmanızı sağlayacaktır. Estetik için olsun, sağlık için olsun fark etmez. Bu tarihlerde her türlü diş ve ağız bakım işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Dolgu ve estetik işlemleri için fakat bakın burada botoks yok. Botoks için geçen haftayı vermiştim size. Bu haftada daha dolgu veya estetik, plastik surgery yani estetik ameliyat işlemleri için bu tarihi kullanabilirsiniz. Onunla birlikte burası da 13-14-15 Mayıs sevgili izleyenler. Bu hafta en iyi şekilde değerlendirebileceğiniz tarihleri sizler için
Bunlar olarak saptadım. Bir de haftanın önemli gökyüzü olayları var. Sevgili izleyenler, bu hafta valla gökyüzü kalabalık. Gökyüzünde olaylar oluyor. Gökyüzünde ne varsa yeryüzünde de o var. Demek ki bizlerin de hayatında olaylar oluyor. 1. 13 Mayıs Güneş-Uranüs kavuşumu. Aman Allah'ım ben ne yaşadım günü. Artı eksi bir günle çalışır. Olmayacak olan olaylar, ultra mantıksız şeyler, tuhaf böyle absürt, öngörülemez. Hani biz tam olarak ne yaşadık? Hani fil denizin üstünde durur mu? Bu açı varken fili denizin üstünde yürürken görebilirsiniz. Öyle söyleyeyim yani. Tabii ki teşbihte hata olmaz ama hayatınızda çok enteresan, tuhaf, beklenmedik, ultra mantıksız olaylara ve haberlere artı eksi bir gün içerisinde bu 13 Mayıs'tan şey yapabilirsiniz. Gözlemleyebilirsiniz. Öyle söyleyeyim. 15 Mayıs Merkür Boğa geçişi, bunu sizin için anlatacağım çünkü bu uzun soluklu bir transit. Yani nereden baksanız bu 3 Haziran'a kadar sürüyor. Onu her burcu nasıl etkilediğini konuşacağız. 17 Mayıs Merkür Plüto karesi, burası çok önemli sevgili izleyenler. Bakın burada şimdi Plüto karelerinde özellikle kişiselleri kareliyorsa birazcık problematik çalışır. Manipülasyon, tehdit, güvenlik kaygısı, saldırılar, psikolojik saldırılar, bir şeylerin gizlenmesi, saklanması. Bu süreçte aldığınız haberlere yine artı eksi bir gün alın burayı. 17 Mayıs Merkür Plüto karesi için bahsediyorum. Hani 16-18 arası düşünün. Aldığınız haberlere hemen itimat etmeyin. Birileri size yalan söylüyor olabilir. Hani veya birileri sizi manipüle etmeye çalışıyor olabilir. Birileri size bir şeyler gizliyor olabilir sizden. Yani burada aynı zamanda her türlü ikili iletişimde bir takım güvenlik tehdidi oluşturabilecek olaylarla karşılaşırsınız. Çok sır vermemenizi, çok sır paylaşmamanızı tavsiye ederim size bu tarihlerde. Çünkü sonrasında dönüp dolaşıp size karşı ciddi kozlar olarak kullanılabilir. Daha önceden karşınızdaki insanların elinde sizlerle ilgili kozları varsa yine bu tarihlerde onların bu kozları çekip oynadığını görebilirsiniz. Ha burada nasıl olur en iyi çalıştırma şekli? Hep mi kötü olacak? Hayır. Şöyle olabilir. Artık iletişiminizi kesmek istediğiniz bir takım kimseleri fark edebilirsiniz. Sizi manipüle ettiğini fark ettiğiniz veya sizin üstünüzde böyle bir otorite baskı kurmaya çalıştığını, sizi domine etmeye çalıştığını hissettiğiniz birilerle aranıza mesafe koyabilirsiniz. İletişiminizi biraz daha sınırlandırabilirsiniz. Aynı zamanda bu açı bilinmeyeni öğrenmek adına çok güzel çalışır. Hani ortada bir şüphe, şahibe varsa birazcık araştırmayla, bilgi toplamayla o şaibeyi sonsuza kadar hani giderebilecek bir hale getirebilirsiniz kendinizi. Bunun için de çok iyi çalışır. Araştırma, özellikle yer altı olayları, yer altı ile alakalı araştırmalarda da dünya genelinde yeni bir takım bulgular ortaya çıkabilir bu tarihler arasında. 18 Mayıs Venüs-Uranüs kavuşumu. Ben bu açıya hovardalık açısı derim. Yani burada çok böyle ani, sürprizli ilişkiler başlıyormuş gibi olabilir. Birini görüp Allah'ım ben vuruldum. Hani herhalde kocam bu benim ya da karım bu benim diyeceğini. Sen oysa adını bilmiyor, kocam diyor. Ama yani çok uranüsyen bir olay. Böyle olaylar yaşatabilir size. Çok ani başlayan veya çok ani biten bir takım ilişkileri anlatabilir. Böyle saman alevi gibidir Uranüs'le gelen. Aynı zamanda ikili ilişkilerinizde bir takım arızalar oluşabilir. Ultra mantıksız olaylar yaşayabilirsiniz. Veyahut bir arkadaşınız, hiç beklemediğiniz birinin size karşı duygusal bir ilgisi olduğunu anlayabilirsiniz bu süreçte. Böyle ama hiç hani aklınıza gelmeyecek. 40 yıl düşünsem bunun böyle hissettiğini tahmin edemezdim diyeceğiniz. Aynı zamanda para piyasalarında ciddi oynamalar meydana gelebilir. Hani borsa, para piyasaları, özellikle likit döviz, ben öyle düşünüyorum açıkçası. Buralarda oynamalar meydana gelebilir. Burada tanıştığınız insanlara çok böyle ilişki bazında hemen uzun vadeli bakmayın. Çünkü çok çapkınlık açısıdır, hovardalık açısıdır. Birazcık böyle
hızlı tüketilmeye müsait ilişkiler doğar burada. O yüzden birazcık daha temkinli adım atmanız lazım. İlişkide dürtüsel tepkiler ilişkiye zarar verebilir. Sonrasında pişmanlıkla sonuçlanacak bir takım olaylar sizlere yaşatabilir sevgili izleyenler. Bu konulara dikkat edin derim. O zaman 15 Mayıs Merkür Boğa geçişi ne yaşayacağız? Bizim için o önemli. Çünkü Merkür 15 Mayıs'a kadar Koç burcunda seyahat etti. Zaten Koç'u anlattım size. Merkür Koç'a geçti dedim. Ne yapacağız dedim? Hızlı düşüneceğiz, hızlı karar alacağız, hızlı konuşacağız, aceleci olacağız, sabırsız olacağız. Çok parlak fikirler gelebilir aklımıza dedik. Şimdi Boğa'ya geçiyor 15 Mayıs'ta. O hızlı, aktif, toy, aceleci, sabırsız çalışan Merkür yerine daha garantici, daha sakin, daha böyle neyin ne olduğunu anlamaya çalışan daha realist bir enerjiye bırakıyor ve zihinsel gücümüzün arttığını gösteren bir pozisyona sokuyor Merkür'ü. Çünkü hani bir şeye karar verirken veya bir şeyin doğru mu yanlış mı olduğunu algılarken gerçekten mantıklı ve ciddi bir sağlam bir muhakeme yeteneğiyle bunu yapmak gerekiyor, gözlemlemek gerekiyor. Merkür de Boğa'dayken bize bunu sağlayacak. Çünkü zihinsel kapasitemizi, zihinsel gücümüzü arttıracaktır ve eğriyi doğruyu daha rahat ayırt edebiliyor olacağız. Koç, Merkür Koç'taykenki gibi daha aceleci, daha dürtüsel kararlar almıyor olacağız. Hatta aksine daha ayakları yere basan, yavaş, sağlam, güvenilir, garantici adımlar atıyor olacağız. Bir fikre öyle körü körüne kapılmayacağız. Biri bir şey söyledi. Somut kanıt nerede? Kanıt bana belgelerle konuş noktasında olacağız. Zaten soyut şeylere inançlar bu süreçte çok azalır. Hani insanlar muhakkak iletişimde aktarılan bilginin bir de somut versiyonunu görmek ister. Hani konuşma yap gibi ya da bana bunları anlatma, ne yaptın onu göster gibi birazcık daha somut verilere ihtiyaç duyacağımız bir süre olacaktır. Aynı zamanda dünya genelinde de bilimsel, özellikle hani sağlıkla alakalı, medikal sektörle alakalı veya yeme içmeyle alakalı bilimsel bir takım icatlarla karşılaşılabilir. Burada bir yandan da inançlarımızla alakalı birazcık şey yapabiliriz. Yani normalde inandığımız şeyleri burada inanmamak için kendimizi zorlayabiliriz. Çünkü Merkür Boğa burada istiyor ki her şey net olsun, somut olsun. Sen buna inanıyordun. Ne oldu? Biz bunu gerçek dünyada görebildik mi? Bu inancının sonucunu göremedik. Tamam, o zaman buna inanmayı bırakacaksın gibi bir maile sokabilir bizi. Hani artık biraz inançlarımızı sorgulayabiliriz veya çok kalıcı, tamam ben buna inanıyordum, bak somut olarak da bunu gördüm maddi dünyada, artık ben buna inanmaktan mezara kadar vazgeçmem diyeceğiniz bir takım bilgiler de tabii ki size verebilir. Fakat burada şuna dikkat etmemiz lazım. Şimdi bir bilgi soyut, henüz somutize edilmemiş diye gerçek değil midir sevgili izleyenler? Bakın bu Merkür Boğa transiti döneminin, yani 2 Haziran'a 3 Haziran'a kadarlık dönemin belki de en kritik konusu burası. Çünkü Merkür Boğa'dayken gerçek bilgi gelir. Gelir kişiye, ihtiyacı olan bilgi gelir. Fakat kişi burada bu gerçek mi, bu somut değil vesaire diye bilgiyi reddetmeye kalkabilir. O yüzden henüz soyut olan ve gerçek maddi dünyaya tezahür etmemiş bir fikir konusunda da birazcık esnek davranmaya çalışalım 3 Haziran'a kadar. Hani bir olabilir payı bırakalım, aksine sabit fikirli ve katı düşüncelere sahip olursak şöyle bir şey oluyor, karşımıza çıkan fırsatları kaçırabiliyoruz. Yani atıyorum geliştirilebilir bir fikir var ortada. Veyahut çok mantıklı ama henüz dünyaya uygulanmamış bir fikir var ve kişiye ciddi anlamda fayda sağlayabilecek bir bilgi var. Yani maddi anlamda, manevi anlamda kişi bundan bir fayda sağlayabilir yani önüne gelen bilgiden, ama kişi birazcık bağnazlık yapıyor, sabit fikirlilik yapıyor ve direkt bilgiyi reddediyor. Bu da gerçekten bebek gibi fırsatları
zamanları kaçırmasına sebep olabiliyor kişinin. Buraya dikkat etmekte fayda olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Şimdi asıl şeydeyiz. Bu 15 Mayıs'ta Boğa burcuna geçecek de Merkür. Burçları nasıl etkileyecek, değil mi? Onun için de yıldızların peşine başlasın. Bakalım hangi burç 15 Mayıs Merkür Boğa transitinden nasıl etkilenecek sevgili izleyenler. Evet sevgili izleyenler, sizlerle neleri konuştuk hemen hatırlayalım. Bir, bu haftanın kullanışlı günlerinden bahsettik. İki, bu haftanın önemli gökyüzü olaylarından bahsettik. Ve en önemlisinin de ne olduğunu söyledik. En uzun sürecek olanın daha doğrusu. 15 Mayıs Merkür Boğa transitte olduğunu söyledik. Bakalım bu burçlara nasıl etkileyecek? Koç ve yükselen koçlarla başlayalım. Şimdi bu transit sizlerin ikinci evinde gerçekleşiyor sevgili koçlar. Ve bu ikinci ev sizin doğuştan gelen yeteneklerinizi anlatır. Doğuştan gelen yeteneklerinizle para kazanabilmek, bunları paraya çevirebilmek adına bir takım anlaşmalarda bulunabileceğinizi, bir takım bağlantılar kurabileceğinizi anlatan bir transittir. Burada tanıştığınız insanlarla bu 3 Haziran'a kadarlık süreçte tanıştığınız ve iletişim kurduğunuz insanlarla sanki böyle bir paralar kazanabilirmişsiniz gibi geliyor bana. Mal satıp mal alma gibi bir durum verebilir. Çünkü Merkür ticarettir aynı zamanda. Çift taraflı olur. Birisi satıcı, birisi alıcı. Çünkü Merkür'de bir ikililik kuramı da görürsünüz kendi içerisinde. Bir mal alımı, bir mal satımı veya bir takas da görülebilir burada. Yani ben bunu verdim, üstüne hiçbir para vermedim, onu aldım gibi bir takım ticari girişimleri veya bireysel hayatta kullanacağınız bir takım malları alıp satabilirsiniz. Özdeğer duygusunda bozulmalar, Merkür yine bozulmalarla, yıpranmalarla alakalıdır. Ve ikinci ev bizim özdeğer duygumuz, maddi ve manevi her türlü değerlerimizi anlatıyor aslında. Bu süreçte çok borç almanızı veya borç vermenizi önermem. Çünkü şey olmayacaktır yani, geri dönüşü birazcık zor olacaktır. Verimliliği de arttıracak bir transit. Normalde 1 alıyorken 2 alabilir. Karşılığını 3 alıyorken 5 görebilirsiniz. Yaptığınız işlerden, verdiğiniz emeklerden verimliliğiniz ve kazancınız artacaktır sevgili koçlar. Boğa ve yükselen boğa. Merkür sizlerin burcuna geçiyor. Bu birinci ev transitidir aslında. Yani ASC çizgisinden çıkıp birinci evi tarayan bir transitir. Birinci evde birazcık daha bizim dış görünüşümüz, genel sağlığımız, insanların hayatına nasıl dahil olduğumuz, dışarıdan nasıl göründüğümüzle alakalı bir alan. Merkür'de daha önceki yayınları izleyenler bilir. Küçük ve büyük, makro ve mikro boyutta her türlü parçacıktır. Şimdi Merkür birinci evden geçerken ciltte veya suratta bir takım lekelenmeler, tahrişler, sivilceler, renk eşitsizliklere gibi durumlar görebiliyoruz. Hani aynı zamanda küçük böyle antistresi de aslan olduğu için yanıklar, kesikler vesaire, onlara da dikkat etmek lazım. Vücutta veya yüzde lekeler verebilir bu Merkür Boğa transiti sizlere. Şeker ve hormonla alakalı rahatsızlıklarla ilgili bir takım gelişmeler verebilir. Özellikle kronik olarak şeker, diyabet veya hormonal bir rahatsızlığı olanınız varsa bu süreçte bu hastalığınız, bu rahatsızlığınız tetiklenebilir. Ekstradan böyle birkaç atak yaşatabilir sizlere. Dikkat etmenizde ve tedbirli olmanızda bu süreçte fayda olacaktır. İkili ilişkilerde iletişimin artması, çünkü 1-7 aksında yaşanıyor. Kendinizi daha iyi anlatabildiğiniz, kendinizi daha iyi ifade edebildiğiniz, karşıdaki insanın sizi daha iyi anlayacağı bir süreçte olacağınız için iletişimleriniz artacaktır. Her türlü ikili ilişkinizdeki iletişimleriniz artacaktır. Çünkü iletişim akacak. Yani ben anlatıyorum, o anlıyor. Konuşmayalım da ne yapalım dediğiniz bir süreç içerisine giriyorsunuz.
ve fikirlerinizi görünür kılabileceğiniz bir takım şans ve fırsatlar yakalayabilirsiniz sevgili boğalar. Hani bu fikirlerinizi somut bir şekilde gerçek dünyaya entegre etmek de olabilir. Ben böyle bir şey düşünüyorum ve bunu hiç söylememiştim, artık söylemek istiyorum şeklinde de tezahür edebilir. Her ne şekilde edecek olursa olsun fikirlerinizle birlikte görünürlüğünüz de artacaktır bu süreçte. İkizler ve yükselen ikizler. Sizlerin 12. evinde gerçekleşen bir Merkür Boğa transiti var. 12. ev bizim dinlenme alanımızdır, uyuma alanımızdır. Görmediğimiz, bilmediğimiz, ensemizin arkası gibidir 12. ev. Aynı zamanda gizli düşmanlıkları da anlatır bize. O yüzden bu süreçte uykusuzluk yaşayabilirsiniz. Uykuya dalmakta zorlanma, zihnin kendi kendine konuşması, sürekli akla gelen düşüncelerin uykuyu bölmesi gibi durumlar yaşatabilir size. Biraz uykusuz bir Mayıs ayı bekliyor sizi sevgili ikizler. Bir de sizlerin kendi yöneticiniz, yani dispozitörünüz ikizleri Merkür yönetiyor. Merkür 12. eve gitti mi birazcık konuşturacak zihni ve uyutmayabilir. Haberci lucid rüyalar görülebilir. Çünkü 12. ev kolektifi de anlatır. Kolektiften bilgi çekmek anlamına gelir. Rüyalar da kolektif bilgidir. Aynı zamanda bu süreçte izlediğiniz diziler, filmler, dinlediğiniz şarkılar, belki bazen bir sokakta karşıdan karşıya geçen kedi, özellikle 3 Haziran'a kadar çok dikkat edin. Evrenden size bir takım mesajlar gelecek. Algılarınız açık olsun. Bir konuya kafanız takılmıştır. İçinden çıkamıyorsunuzdur. Hop, kolektiften size o konuyla ilgili bir bilgi gelir. Gözünüzü açık tutun derim. Aynı zamanda dediğim gibi haberci ve lucid rüyalarda görülebilir. Çünkü bu da aslında kolektiften bilgi çekmeyi anlatıyor. Gizli düşmanlıklarda hareketlenmeler yaşanabilir sevgili ikizler. Çünkü ne dedik? 12. ev bizim ensemizdir dedik. Göremiyoruz orayı. Dost görünümlü düşmanlarımız yine 12. evimizde oluyor. Yani aslında etrafımız ama biz düşman olduğunu bilmiyoruz ki. Bu 12. ev tetiklenmelerinde etrafımızda, yanımızda, yöremizdeki insanların bizimle böyle bir sanki yarış içindeymiş, rekabet içindeymiş veya bize çok da böyle safiyane duygularla yaklaşmıyormuş olgusunu fark etmeye başlarız. Sizin de hayatınızda böyle bir farkındalık süreci başlayabilir. Aynı zamanda kolektiften bilgi almakta demiştim. Kolektif dediğiniz zaman atasözleri ve deyimler, şarkılar, filmler, rüyalar, kitaplar, yani kolektife miras bırakılmış her şeyi içeriyor. Buralarda gerçekten algılarınız açık olsun. İstediğiniz, ihtiyacınız olan bir takım bilgiler buralardan, kolektiften gelebilir sizlere. Yengeç ve yükselen yengeçler, sizlerin nerede oluyor? 11. evde oluyor bu transit. 11. ev birazcık daha sosyal grupları, kitleleri, sosyal medyayı, gelecek hedeflerini, şansları anlatır bize. Kitlelerle hareket etmek, yani bir kitleyi harekete geçirebilirsiniz, kitlelerle hareket edebilirsiniz, toplu bir şekilde kendinizi ifade edebileceğiniz bir yol bulabilirsiniz kendinize. Bir grupla bir olup bir şeyi anlatabilirsiniz veya bir dernekle bir şeye ses çıkarabilirsiniz veya sosyal medyadan aktivist bir şeye katılabilirsiniz, ne derler ona? Ay, hatırlayamadım adını, işte siz anladınız ne demek istediğimi. Bununla birlikte sosyal çevrede hareketlilik, yenilikler, yeni insanlarla tanışmak, yeni gruplara girmek, yeni iletişimler, yeni sohbetler, böyle bu ara çok hani sürekli birileri sizi arayıp şuraya gideceğiz, gelmek ister misin, şöyle bir planımız var, katılmak ister misin diyebilir. Bunları kabul edin. Neden? Çünkü burada tanıştığınız insanlar sonrasında gelecek planlarınızda size destek verecek, size yardımcı olabilecek insanlar olabilir. Bence 3 Haziran'a kadar tanıştığınız insanları şöyle bir iyice gözlemleyin. Bakalım onlardan ne çıkacak sonraki zamanlarda. Gelecek planları yapmak, yani gelecek planlarınızda bir takım değişiklikler yapabilirsiniz. Mevcut şart ve koşullar sizi bunları değiştirmek zorunda bırakabilir. Yani çünkü revize etmekle de alakalıdır, değişimlerle de alakalıdır Merkür ve 11. ev gelecekle ilgili planlarımızı anlatıyor. Burada mesela atıyorum siz Almanya'ya gidip yüksek lisans yapmak istiyordunuz.
Ama şart ve koşullar sizin İngiltere'ye gitmeniz gerektiğini gerektirdi mesela. Veyahut siz taşınmayı planlıyordunuz ama şart ve koşullar sizi o evde kalmak zorunda bıraktı. Siz bir yatırım yapmayı planlıyordunuz, şart ve koşullar başka bir yatırım yapmanız gerektiğine size kanaat getirdi. O yüzden burada birazcık gelecek planlarınızla alakalı değişkenlikler olabilir. Bu yeni gelenler daha istikrarlı uygulayabileceğiniz bir takım plan ve projeler olabilir. O yüzden hani değişimden çok korkmayın sevgili yengeçler. Sizin için daha hayırlı bile olabilir. Ve aynı zamanda küçük şansın artması demek. Yani boğa zaten şans, Merkür küçüklük demek. 11. evle Merkür boğanın ortak kelimesi yine şans. O yüzden küçük şansınız artabilir. Burada İnsanlardan yana kendinizi çok şanslı hissedebilirsiniz. Çok böyle küçük küçük ama çok önemli bir takım olaylar yaşayıp Allah'ım çok şükürler olsun ne kadar şanslıyım diyebilirsiniz. Bu şansınızı da iyi değerlendirin derim. Aslan ve yükselen aslanlar. Bu Merkür Boğa transiti sizlerin 10. evinde oluyor. Bir de güneşinize Antis'e kavuşuyor. Kavuşacak yani 3 Haziran'a kadar muhakkak kavuşacak. Burada size başarı elde ettirecektir. Çoklu başarılar elde ettirebilir güneşinize Antis'e kavuştuğu süreçlerde. Birden fazla etaplı bir sürecin başarısını getirebilir. Aynı zamanda iş sebebiyle seyahat etme de verebilir sevgili aslanlar. Yani Merkür zaten hareket demek. Kariyeriniz sebebiyle birazcık hareket edebileceğiniz, çok böyle yerinizde durmayacağınızı söylüyor. Otorite figürleriyle bir takım çelişkiler yaratabilir iletişiminizde. Özellikle siz dersiniz ki bunu böyle yapalım. O der ki hayır öyle yapmayacağız. Burada usul böyle, böyle yapacağız. Yani siz de ben bunu mantıklı bulmadım, böyle yaparsak daha hızlı ve pratik olabilir vesaire şeklinde bir takım savlarla gidebilirsiniz ve bu savlarınız reddedilebilir. Otorite figürleri birazcık fikirlerinizi ezebilir, kabul etmeyebilir, reddedebilir, bir çatışma yaşanabilir aranızda. Bu sadece bir patronunuzdan bahsetmiyorum bu arada, devlet erkanı da olur. Anneniz, babanız, abiniz, karınız, kocanız bunlar da olur. Kimi hayatınızda otorite olarak görüyorsanız onlarla birazcık çelişme ve çatışma yaşatabilir. Yani çatışma demeyeyim de çelişme yaşatabilir. Toplumsal statüyle ilgili anlaşmalar yaptırabilir. Mesela sizin bir eğitim almanız gerekiyordur. Bu eğitim için önce işte bir yere gitmeniz, orada bir sözleşme imzalamanız lazım, parasını ödemeniz lazım vesaire. Ve bu eğitimi aldıktan sonra sizin kariyerinize yarayacak. Mesela mühendissiniz, üst mühendis olacaksınız. Mimardınız, üst mimar olacaksınız. Veya bir dil kursuna başlayacaksınız. Sizin mevcut mesleğinize daha iyi gelecek gibi gibi. Başak ve yükselen Başaklar. Burası sizin 9. evinizde olan bir Merkür transiti. 9. ev gelecekle ilgili hayallerimizi, inancımızı, toplumsal değerlerimizi, sahip olduğumuz kültürleri anlatır. Burada yeni bir eğitime başlama durumu verebilir. Daha böyle bir sertifika programı gibi. Böyle çok uzun soluklu bir şeyden sanmıyorum. Hani bir lisans, yüksek lisans vesaire gibi versin ama böyle minik minik eğitimler aldırabilir size webinar tadında. Yurt dışı ve yabancılarla ilgili bir takım girişimlerde bulunabilirsiniz. Vize başvurusunda bulunabilirsiniz, işte pasaport başvurusunda bulunabilirsiniz, bir yurt dışı seyahati yapabilirsiniz gibi gibi. Hayalleri gerçekleştirmek bu ay doğrudan realiteyle alakalıdır. Parça parça, bakın burada bir bütün olarak değil lakin. Parça parça hayallerinizi geliştirebileceğiniz ve gerçekleştirebileceğiniz bir takım şans ve fırsatlarla karşılaşabilirsiniz sevgili Başaklar. Lütfen burada küçük büyük demeyin. Karşınıza gelen her türlü fırsatı değerlendirin. Küçük küçük fırsatlar gelecek çünkü ama damlaya damlaya göl olur demişler. Buradaki süreçte gelen o küçük damlanın yarın bir gün nasıl göl olduğuna İnanamayabilirsiniz. O yüzden küçük müçük demeden bütün şans ve fırsatları değerlendirin. İnançlarına güvenmeyi öğrenmek. Nisan ayında birazcık inançlarınız konusunda zorlanmıştınız. Yani hani düşündükleriniz, inandıklarınız birazcık yalan çıktı, bir takım ihanetler yaşadınız. Ya ben buna inanmıştım, bu nasıl oldu vesaire diyeceğiniz olaylar yaşandı.
Sonra inanç sisteminizi birazcık revize ettiniz sevgili Başaklar. Yani bir şeyler çıkarttınız, bir şeyler eklediniz. Şimdi geldiğiniz son halin güvenilir bir model olduğunu anlayabileceğinizde bir takım olaylar karşınıza çıkabilir. Siz yine bildiğinizden şaşmayın, bu son bildiğinizden yalnız. Terazi ve yükselen teraziler. 8. evinizde gerçekleşiyor bu transit. 8. ev her türlü paylaşımlı alanlarımızı anlatır. Paramız, işte maddi ve manevi her türlü paylaşımımız, korkular, tedirginlikler, hayatta kalmak, bu gibi konuları anlatıyor. İmza ile borçlanma verebilir. Çünkü Merkür yazı, çizi, imza böyle hani her türlü kopyalama işlemidir. Burada bir takım imza ile borçlanma durumları olabilir. Ama şurada dikkat edin, dolandırmayı verebilir. Görebiliriz sevgili teraziler. Yani birileri sizi cebren ve hile ile bir yerlere imza attırıp orada sizi birazcık daha maddi külfet içerisine sokacak bir takım girişimlerde bulunabilir. Nereye imza atıyorsunuz, hangi senede, hangi evraka, neye imza attığınıza muhakkak bakın. Çünkü burada maddi anlamda bir takım dolandırıcılıklara da açık olduğunuzu söylüyor. Ameliyatlar ve operasyonlar birazcık daha küçük ölçekli, küçük çaplı ameliyat ve operasyonlarla acıyı def etme durumu gerçekleşebilir. Aynı zamanda psikolojik danışmanlık almak adına da içinde o kimseye anlatmadığı, herkesten gizlediği ama içinde taşlaşmış olguları da iletişimle dışarı vurmak adına oldukça güzel çalışacak bir transittir bu. Hayatta kalmayı öğrenmek, burada hayat size nasıl hayatta kalınacağını bir öğretecek gibi duruyor sevgili teraziler. Yani öyle o minnoş, o uyumlu haliniz sanki birazcık sizin başınızı bu süreçte bir derde sokacak da bu 8. Merkür transiti hayatta kalmanız ve kötü şeyler yaşamamanız için nasıl bir insana dönüşmeniz gerektiğini size öğretecek gibi görünüyor. Zihnin korku ve tedirginlik üretmesi, birazcık şüpheci olabilirsiniz, zihin susmayabilir, sürekli bir komple teorisi üretebilir. Şöyle mi oldu, böyle mi oldu, şu sana şunu mu yaptı, bu sana bunu mu yapacak, buna güvenebilir misin? Bir şüpheler, bir kuruntular, sürekli bir kafada kurma hali verebilir. Doğru ile eğriyi ayırt etmeye çalışın bu süreçte sevgili teraziler. Akrep ve yükselen akrepler. Burası sizin 7. evinizde gerçekleşen bir transit. 7. evdeyken her türlü ikili ilişkimizden bahsederiz. Ortaklığımız, kankamız, en yakın arkadaşımız, aldığımız danışmanlıklar, verdiğimiz danışmanlıklar, eşimiz, partnerimiz bunları anlatıyor. Burada Merkür yine doğası gereği birazcık bozulmalar verebilir. Bir takım iletişim problemleri yaşatabilir size. Özellikle Plüto ile kare yaptığı zamanlarda hani bahsetmiştim ya 17 Mayıs 16-18 olarak alın diye. Özellikle o dönemlerde ikili ilişkilerle alakalı bir gizliliğin ortaya çıkması, bir manipülasyonun fark edilmesi, iletişimdeki güvenilirliğin bozulmasıyla alakalı bir takım durumlar yaşatabilir. Danışmanlık almak veya danışmanlık vermek adına oldukça uygun bir transittir. Güvenilir kişiler karşınıza çıkar bu süreçte. Onu da size söyleyebilirim çok rahat. Yani bu süreçte karşınıza gelen insanlar şu özellikle Mayıs'ın sonuna doğru çok güvenilir insanlar olacaktır. Rekabetin çeşitlenmesi, sizinle yarışan insanlar türeyebilir. Varsa bunların sayısı artabilir. Rekabetin konusu çeşitlenebilir. Yani bu süreçte birazcık da rekabet etmeniz gerekecek bir takım insanlarla gibi görünüyor. Ve iki kişi arasında kalabilirsiniz sevgili akrepler. Merkür 7. evde. Ve çeşitlilik zaten demiştik, ikililik demiştik Merkür için. Hangisinin daha iyi olduğuna bir karar verememe, hangisinin daha garanti olduğunu bir bilememe. Bu bir kişi olur, bir iş olur, bir konu olur. İki şey arasında kalmak ama genelde kişi olarak tezahür eder. Özellikle bekar olanlar, evli olanlar umarım zaten böyle bir olaya girmiyorsunuzdur. Çünkü çok ayıp bir şey yani. Buradan da onu bir söylemek istiyorum. Bütün televizyonlarda herkes birbirini aldatıyor. Şu bu vesaire. Çok normalleştirildi bu durum. Arkadaşlar aldatmak ahlaksızlıktır.
Yani hani onu aldattım, orada bir tane sevgilim var, orada da bir tane karım var, kocam var. Aldatmak ahlaksızlıktır. Aldatan bir insan veya birinin aldatılmasına müsaade eden, göz göre göre hani buna dahil olan, eşlikçilik yapan insan ahlaksız bir insandır. Yani lütfen ahlaksızlığı kendinize yakıştırmayın. Gördüğünüz zaman bu tip ahlaksızlıkları normalleştirmeyin. Her yerde bunu söylüyorum ve aklıma gelen, söyleyebileceğim her yerde de söylemeye devam edeceğim. Gerçekten birazcık insanın insan olmasına sebebiyet veren erdem, ahlak, etik gibi değerleri bünyemize alalım, normalleştirmeyelim. Bakın çok kötü bir yere gidiyor toplum. Gerçekten Plüto da kovaya geçti. Bizler bilinçli insanlar olarak önce kendimizi, sonra etrafımızı ve sonra da bizden sonraki nesillere bu konuda gerçekten bilgilendirmeliyiz, donanımlı bir hale getirmeliyiz. Her türlü ahlaksızlığın o şekilde normalleştirildiği bir toplumdan bizler de sorumluyuz. Bakın bunu unutmayız. Her birey toplumda gerçekleşen her olaydan sorumludur. Çünkü bizler o toplumun bir parçasıyız. Bunu da burada söyleyeyim. O yüzden dediğim gibi bekar olanlar iki kişi arasında kalabilir. Evli olanlar kalmasın çünkü bu bir ahlaksızlık. Yay ve yükselen yaylar. Alerjik ve mikrobik rahatsızlıklar yaşayabilirsiniz. Bakın şimdi Merkür her türlü küçük parçacıklara, büyük küçük mikro makro boyutta her türlü parçacığı anlatır dedim ya. Mesela burada da bize neyi veriyor? Mikrop, gözde görülmeyen küçük parçacıklar veya alerji, bir toz alerjisi yine böyle parça parça olan şeylere veya cildiniz alerji yapabilir. Çalışma hayatında bir takım netleşmeler, önce bir şeyleri bozabilir ki tamir edilsin, netleşsin diye. Daha böyle kalıcı, garanti bir takım durumlar gerçekleşebilir çalışma hayatınızda. Biraz çalışma arkadaşlıklarınızda değişimler olabilir sevgili yaylar. Evcil hayvan sahiplenebilirsiniz hayatınıza ki gerçekten bence yapılabilecek en güzel şeylerden biridir evcil bir dost sokmak insanın hayatına. Herkese de tavsiye ederim. Yaylar bence bu süreci evcil bir dost sahiplenerek geçirsin. Aynı anda birden fazla iş yaptırabilir. Çok çalıştığınız ama asla dinlenemediğiniz bir sürecin içerisine girebilirsiniz sevgili yaylar 3 Haziran'a kadar. Lütfen çalıştığınız kadar dinlenmeyi ihmal etmeyin. Bakın sağlığınızdan olursunuz. Birden fazla iş yapmanız gerekecek. Anlıyorum. Aynı anda 75 bin yerde olmanız gerekecek. Anlıyorum. Ama lütfen kendinize de bu süreçte biraz değer verin ve dolandırılmalara, dolandırıcılıklara çok özen gösterin. Yani birazcık gözünüzü açık tutun. Nereye para verdiğinizi, nereye yatırım yaptığınızı bir şey yapın. Yani mesela ben burada çok şey görüyorum. Mesela birine para gönderecek internet bankacılığı yoluyla hop yanlış yere gönderiyor veya göndermiyor veya bir borcunu ödeyecek, ödemiş, ödedim sanıyor ama ödeyememiş veya eksik ödemiş hop ondan sonra onunla ilgili bir haciz başlıyor vesaire. O yüzden burada birazcık dikkatli olmanızda fayda var. Oğlak ve yükselen oğlaklar. Sizlerin 5. evinde gerçekleşiyor. Allah keyfi sefa. Ben 5. evi çok seviyorum biliyorsunuz. Zaten ben güneş 5. evli insanım yani. Ne dedik? Güneş bizim beslendiğimiz, motivasyonumuzu oluşturan yerler. Benim de motivasyonumu 5. ev konuları oluşturuyor. Buradan besleniyorum. O yüzden hangi burcun 5. evinde ne varsa çok keyif alıyorum. Sizlerin de bu Merkür transiti 5. evinizde. Ne olacak? Yeni bir hobi edineceksiniz. Kendinize keyif veren, kendinizi iyi hissetmenize sebebiyet veren bir takım olayların içerisine gireceksiniz. Bir flört teklifi alabilirsiniz. Yeni bir flörte başlayabilirsiniz veya sizler bir flört teklifinde bulunabilirsiniz. Biriye, birine, biriye neyse.
Ondan sonra keyfi seyahatlerde bulunmanıza sebebiyet verebilir sevgili oğlaklar. İşte arkadaşlarla bir araya geldik. Hadi gidelim şurada birazcık eğlenelim. Hadi şuraya gidelim bir yemek yiyelim. Hani kısa soluklu günübirlik veya böyle bir organizasyonlu. Oğlaklar organizasyonsuz çok iş yapmaz. Spontane sevmez. Muhtemelen organizasyonlu olacaktır oğlaklar. Ve bir seyahate çıkabilirsiniz. Görünürlüğün insanlarca konuşulması... Yani siz hem görüneceksiniz, yaptığınız işler fark edilecek, olduğunuz kişi fark edilecek, hem de bununla ilgili konuşulacak. Yani dosta keyif, düşmana dert vereceğiniz bir sürece giriyorsunuz sevgili oğlaklar. Başarılarınız olacak bu süreçte ve bu başarılarınız konuşulacak. Siz seversiniz zaten başarılı olmayı. Burada sadece şuna dikkat edin, böyle çok olumsuz, yersiz sizi düşürmek için yapılacak eleştirilere çok prim vermemeye çalışın. Onlara deyin ki birinci kim? Ay birinci belli, ikinci kim? Neyi konuşuyorsun yani? Aman herkes konuşur zaten, torba değil ki ağzını kesin. Birileri konuşuyorsa bilin ki doğru yoldasınız. Meyve veren ağacı taşlarlar, hiç canınızı sıkmayın o yüzden. Kova ve yükselen kovalar. Sizlerin dördüncü evinde gerçekleşen bir Merkür Boğa transiti var. Dördüncü ev birazcık daha kapalı bir evdir. Haritanın en dip noktasıdır, en karanlık noktasıdır. O yüzden kimsenin bilmesine izin vermediğimiz, hatta bazen kendimizle konuşmaktan dahi imtina ettiğimiz konuları biz dördüncü evimize atarız. O en karanlık yere. Ve burada bir Merkür transit olacak. Yani oraya bir hareket getirecek. Bu da demek oluyor ki iç dünyaya bu kimseyle konuşulmayan, kimseyle paylaşılmayan, kendinizde dahi diyorum ya konuşmakla imtina ettiğiniz konuları artık bir dile getirme isteği. Travmalarınız varsa bunları konuşup çözümleme isteği. Bakın burada travmalarınızı, sahip olmuş olduğunuz travmalarınızı çözümleyebileceğiniz bir süreç içerisindesiniz. O yüzden mümkün olduğunca destek alın, iletişim kurun, kendinize anlatın, duygularınızı dışa vurmaya çalışın sevgili kovalar. Aile içi iletişimde bir takım bozulmalar verebilir, küçük çaplı küsmeler veyahut işte ayrı düşmeler verebilir. Hani siz şehirler arası veya bir ülkeye gidebilirsiniz yurt dışına bir süreliğine, şu Merkür Boğa transitinin bir kısmı birbirinizden ayrı kalabilirsiniz veya iletişimde dediğim gibi bir takım bozulmalar yaşanabilir. Taşınma veya gayrimenkul alımı gibi bir ihtimal de var. Fikir veya düşünceyi sonlandırma. Bir fikriniz var, bir düşünceniz var, bir inanışınız, bir inancınız var. Bu süreçte evet artık bu benim için faydasız, bu benim için vasıfsız bir fikir, vasıfsız bir düşünce deyip hayatınızdan o fikri, o düşünceyi çıkarma kararı da alabilirsiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Çünkü sadece eşyaların değil, aynı zamanda duyguların ve düşüncelerin de temizlenmesi gerekir sevgili izleyenler. Aksi takdirde çok yük, çok sizin ağır yüklerle. Çünkü sürekli düşünsenize bir şeyleri alıyorsunuz. Küçük küçük. Evet belki çok küçük ama ne dedik az önce, damlaya damlaya göl oluyor. Küçük küçük bir şeyleri alıyorsunuz, sırtınıza koyuyorsunuz. Bir düğme, işte bir şeker büyüklüğünde küçük şeyler. Ne oluyor? Bunlar zaman içerisinde büyüyor. Size zarar veriyor. Artık çok büyük tonlarca ağırlıklara ulaşıyor. O yüzden nasıl ki eşyalarımızdan kurtuluyorsak, yazlık, kışlık, işte aralarından ayırıyoruz. Bunu giymiyorum, bunu birine vereyim, hani hayır işleyeyim vesaire gibi. Fikir ve düşüncelerimizden de arınmamız lazım. Çünkü bazı fikir ve düşünceler artık demodedir. Artık kullanılamaz. Mevcut hayat düzeninize entegre edilemez. Sadece kalıplaşmış, eskimiş ama hayatınızla artık uzaktan yakından alakası olmayan bir düşünce kalıbıdır. Nasıl ki dediğim gibi eşyalardan arınmamız gerekiyorsa duygu ve düşüncelerden de arınmamız gerekiyor. Bunun için de çok iyi bir sürecin içerisine girmiş olduğunuzu söyleyebilirim sevgili kovalar. Bunu böyle değerlendirin. Balık ve yükselen balıklar.
Sizlerin üçüncü evinde gerçekleşen bir Merkür Boğa transitiyle karşı karşıyayız. İnsanlarla iletişiminiz güçlenecek, bağlantılarınız artacak, trafik ağı artacak. Sürekli birileri sizi arayıp şu şöyle olmuş, bu böyle olmuş vesaire gibi bir bilgi bombardımanına tutabilir. Uzun süredir görüşmediğiniz arkadaşlıklarınızla veya yakın çevrenizde birazcık uzaklaştığınız insanlarla bu süreçte tekrar iletişime geçebilirsiniz. İnsanlardan haber alabilirsiniz. Yakın çevrenizin hayatında olup bitenden çok böyle haberdar olarak hayatınıza devam edebilirsiniz. Kısa soluklu bir takım seyahatler yaşayabilirsiniz sevgili balıklar. Böyle günübirlik veya böyle bir hafta sonu yakın şehirler arası bir takım seyahatler, tatiller verebilir. Size araç için veyahut böyle araç gereç için, yani hem araba hem de araç gereç, atıyorum bir ev aleti olur, bir telefon olur vesaire. Bunlar için kasko, sigorta yaptırma gibi işlemler için oldukça uygun bir transittir. Eğer neyi garantiye almak istiyorsanız hayatınızda sahip olduğunuz, onu için bir garanti veya kasko sürecine girin. Çünkü Mars gelecek oraya, bozulmalar yaşatabilir size özellikle Temmuz ayından sonra. Bence şimdiden kaybetmek istemeyeceğiniz şeyleri sigortalatın, garantiye alın sevgili balıklar. Yoksa bir iki ay sonra oralarda problem yaşayacaksınız. Ondan sonra bir de zihinsel mücadele verebilir sevgili balıklar. Yani birazcık kendinizle mücadele edebilirsiniz. Diyebilirsiniz ki ben niye böyle düşünüyorum, ben niye böyleyim. Zaten balıklara sürekli bir varoluşsal krizlere, sürekli bir kendimi sorgulayayım, dünyayı sorgulayayım, burası nere, biz ne yapıyoruz? Ve aldığınız kararlardan istikrar konusunda birazcık zorlanabilirsiniz. Ama korkmayın, burada alacağınız kararlar çok mantıklı kararlar olacak sevgili balıklar. Doğru bilgiyle verilmiş kararlar olacak. Birazcık mücadele gerektirecek, birazcık böyle beynim patlayacak, artık çıkamıyorum bu işin içinden falan diyeceksiniz. Ama kurcalayın, tırmalayın orayı. Doğru bilgi eşliğinde doğru kararlar hayatınıza entegre edilecektir. Evet sevgili izleyenler, bu günlük benden bu kadar. Sizinle bayağı bir şey konuştuk. Bir de haftaya, yani bu hafta Cuma günü 12.30'da sizden gelen soruları cevapladığım bir bölümümüz var. Tekrar oradan hatırlatayım. Sosyal medya hesabımıza @astrozay, tek 2 T ile yazılmış, yanlış yazılmış. Tek T ile orası. Ama 2 Y ile doğru. Astrozay hesabına sorularınız, şimdi oldu. Astrozay hesabına sorularınızı gönderebilirsiniz sevgili izleyenler. Ben de sizler için Cuma günleri saat 12.30'da burada yanıtlıyor olacağım. O zaman görüşmek üzere. Ne zamana kadar? Bir sonraki görüşmemize kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın sevgili izleyenler.